Merhaba sevgili YouTube kanalı takipçilerim. Bugün Electronic Arts'ın Star Wars isimli ve kısa ismi Heroes olan oyununu inceleyeceğiz. Android telefonumuzda uygulamayı başlatıyoruz. Evet, uygulama çalışması için internet bağlantısı gerektiriyor arkadaşlar. Wi-Fi ile bu internet bağlantısına erişebilirsiniz. Şimdi Kantin yükleniyor. Oyunun oynanmadığı alana Kantin deniliyor. Daha ziyade oyunu hazır. Evet, biraz sesi kısacağım. Yine de sesi duyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi Ağustos ayındayım. Ağustos'un 4'ü bugün. Dolayısıyla Ağustos'un 4'üne ait hediye 250 para. Bunu aldım ve alıyorum. Şimdi aydınlık tarafın savaşları ve karanlık tarafın savaşları olmak üzere iki ana savaş var. Ama sol üst tarafta kantin savaşları, işte görevler, mobil görevler, loncalar, işte mobil kargolar. Kargolar destek ve işte ihtiyacımız olan, evet, müzik de güzel. İhtiyacımız olan malzemelerin geldiği nokta. Veri kartları da yine öyle. Manga arenası yine kendi becerilerimizi geliştirmek için öyle. Etkinlikler, galaktik savaş ve parça mağazası gibi yapılar var. Mesela şu an iki yanıyor veri kartlarında. Şimdi baktığımız zaman oyun içi satın almaları görüyoruz. Ama en sağ tarafı çıktığım zaman günün ücretsiz bronz veri kartı var. Bunu seçip işte potansiyel öğeler bunlar. İşte potansiyel kartlar bunlar. Evet, böyle şeyler var. Ücretsiz alıyorum bunu. Günde 5 defa ücretsiz olduğunu söylüyor. Kartı alıp sistemi yükledikten sonra gelen kart neymiş? Kart bilgileri için dokunuyorum. İşte artı 5 güç, artı 5 çeviklik, artı 5 zeka. Kalkan jeneratörü olarak aldım. İstersen yeniden satın alabilirim 250 paraya. Şu an param 470 ama almıyorum. Bir yeter bana diyorum. Ana eve geri dönüyorum. Veri kartlarında tekrar bir şey daha var. İşte kristaller alabilirsiniz yine oyun içi satın almalarda. Kargolara baktığımız zaman ise benim 5 tane mor kristalim var ama yetmiyor. Ama şunların hepsini alabilirim. Evet. Günün kargosu bana bunları almamı sağlıyor. Onlar da şu an 159 bin olduğu için alabildim. Evet, kargolar bu şekilde. Şimdi ana sayfaya dönelim ve etkinliklere bakalım. Diyor ki koleksiyon ustası mağazadan bir adet veri paketi aç. Tamam. Bunun karşında bana 200 işte 240 deneyim gibi şeyler verecek. Teslimatınız var. Mağazadan 3 kargo satın al. Daha öncesinde aldığımız için 3'te 3 yapmışız ve ödülleri aldık. Bunu da bitirdik. Karakterlere şöyle bir bakacak olursak, evet, karakterlerimiz geliştirmeye artık uygun. Mesela bu karakterin şu an 1262 canı var. Klon savaşları Çevbaka veya Çevbatça. Onu eğitebiliriz. Şöyle T1 eğitim droidi seçip ben bu karakteri eğitip seviyesini bir üst seviyeye çıkartacağım. 30'lu 31 yaptık. Devam ediyoruz. Bu karakteri eğittik. Şimdi diğer karakterlere bakalım ve tanıyalım. Ve mesela aynı zamanda liderlik eğitimi varmış. Şu parçalar 2'de 2 olduğuna göre ben bunun liderliğini arttırabilirim. Evet, artık liderlik yeteneklerine sahip oldu. Luke Skywalker'ı eğitelim. Evet. Bakalım başka yok, tamam. Bunu arkadaşı da eğittik. Evet, Luke Skywalker'ın şu an 1045 gücü var. Talia'yı eğitelim. Eğitim droidinden. Onu da eğittik. O da bir seviye daha yükseldi. Bu şekilde her gün kargodan yeni gelen şeylere göre, nesnelere göre karakterlerimizi eğitebiliyoruz. Jedi savaşçılarımızı da eğittik. Evet, Jedi Consolos. Bu karakteri de yine eğitiyoruz. Evet, 763 biraz düşük ama Kit Fisto'nun enerjisi şu an için ideal. Uzaktan saldırıda ok atan ve şu an benim eğitimde biraz geri kaldığım 30. seviyede olmasına rağmen canının biraz düşük olduğu ve her savaşta önce bu ölüyor. Yaklaşık 700 canı olduğu için bu biraz ölüyor. Şimdi karanlık tarafta kraliyet muhafızı var. Onu eğitiyorum. Evet.
robotumuz var. Nöbetçi droid. Onu eğitiyorum şöyle. Tamam. Sıradaki karakterleri aynı zamanda tanımış oluyoruz. Klon çavuş var. Klon çavuşu da eğitiyorum. Gerçi bunu eğitmesem de olur. Bunu çünkü kullanmıyorum. Yani şeyleri parçadan boşa kullanmayayım o kadar da. Evet. Darth Vader var arkadaşlar. Karanlık tarafın. Bu şekilde. Şimdi etkinliklere baktığımız zaman becerilerin geliştirdiğim bir karakter eğit demişiz. Evet, eğit aldım. Şu an 31. seviyedeyim. 400 puan üzerinden 122 puan toplamışız. 132.000 de puanımız var. Veri kartlarına baktığımız zaman ise evet, henüz bir ücret süresi dolmamış. Öyle. Bir savaş yapalım. Mesela karanlık tarafta şu an oyun devam ediyor. İkinci aşamada şu kısmı zor bölümde seçelim. Şunu bir oynayalım bakalım. İsterseniz otomatik çoklu simi seçip oynatabilirsiniz. Garimetleri toplamak için. Ama ben normal savaşacağım. Evet, savaşırken sesi açacağım. O yüzden sesimi biraz kısacağım. Burada müttefiklerimi açtığım için belli bir seviyeye gelince açıyorsunuz arkadaşlar. En yüksek cana sahip. Mesela şu an bunu görüyorum. Yuya Master. 1345 canı var. Droid müttefikler %10 saldırı kazanır demiş. Ama gerçi onu pek kullanmayacağım. Baktığımız zaman evet, 1280 Geonisyan askeri demiş. Liderlik yeteneği yokmuş. Bu ekiple şu an karanlık tarafta savaşa gidiyoruz ve ses açıyoruz. İlerledik. Şekilde hiçbir karakter kaybetmediğim için 3 yıldız aldım. Bir karakter kaybedince 1 yıldızınız düşüyor. Bütün karakterleriniz önce de hiç yıldız alamıyorsunuz. Bunlar da ganimetlerim. Bu kolay aşamada bir oyundu ama gitgide zorlanıyor. Onu da karakterlerinizi eğitiyorsunuz. O şekilde kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman karakterlerimizi eğitmek istediklerimiz bu iki tanesi varmış mesela. Modüllerde de bir modül yok şu an için. Seviyeyi biraz daha ilerletin gibi gözüküyor. Başka işte kendi içimizde kantin savaşları var. Kendi kendimizi böyle basitten zora doğru rastgele düşmanlara karşı savaşabiliyoruz. Sağ üst taraflardaki değerlere göre de sağ alt taraftan bazı etkileşimlerde bulunabiliyoruz. Müttefik seçebiliyorsunuz. İsterseniz işte müttefik kodu falan var. Mesela benim müttefik kodumu şu an görüyorsunuz. Oyunu silmediğim müddetçe ekleyebilirsiniz. Her an silebilirim, bilmiyorum, belli olmaz. Burada da bazı müttefikler var. Müttefiklik isteği göndermişim mesela. İşte bekliyor, 6 saat önce göndermişiz, artık kabul ederse. Bazı başarılar var. İşte aydınlık taraf koleksiyonunda bazı şeyler veriyor böyle gün içerisinde. Yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Google Play'de başarıları görebiliyorsunuz. Mesela toplam 10 paket açtı, 1000 experience vermiş. O şekilde. Başka şurada chat odamız vardı. İşte karakterlerle konuşabiliyoruz. Şuradan. İşte mesela destek tekrar hoş geldin. İşte oyun çok sıkıcı, onu söyleyeyim gibi şeyler söylenmiş. Evet, böyle. Şuradaki droidimiz de orada duruyor. Konuşmalardan bahsettik. Gelen kutusundan bahsettik. Oyun genel olarak bu şekilde.
Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi oyunlar diliyoruz.